Evet, bugün kitap okumayı çocuğumuza nasıl kitap okuduruz, değil mi? Çok yaygın bir soru herhalde. Size çok sık geliyor mu bu soru? Çok geliyor tabii. Ne yapalım hocam? Biz bu kadar okuyoruz. İnanın biz çok okuyan bir aileyiz ama bizim bu çocuk niye okumuyor diye çok serzenişte bulunan aileler oluyor. Biraz bugün konuşalım. Neler söyleyebiliriz? İşte genelde neler anlatıyoruz? Gene böyle ufak tefek öneriler verelim, oyuncaklar gösterelim falan. Bir şeyler yapalım bakalım belki faydası olur. Hangi yaş grubunu hedeflemek burada doğru olur? Yani bir çocuk kitap okumaya ne zaman başlamalı? Nasıl bir yolculukla buna başlıyor? Yani aslında çocuk kitap okumaya her yaşta başlayabilir. Hatta doğduğu zamandan itibaren bile başlayabilir. Biliyorsunuz çocuklara çok küçük yaştan itibaren kitap okumak, özellikle annenin babanın kitap okuması hem beyin gelişimi açısından hem de çocuğun küçük yaşta kitaplarla yoğrulması açısından önemli. Onun için bunun bir yaşı olduğunu düşünmüyorum ben. Hemen baştan nasıl ki müzik dinlemeye anne karnından bile başlayabiliyorsak kitap okumaya da aynı şekilde başlayabiliriz. Tabii okuma yazma bilmeyen bir çocuğun yaptığı kitap okuma, görsel okuma. Resimlerden yola çıkarak resimleri değerlendirme. Ama bu bile kitapla haşır neşir olması, kitapla olan bağının erken yaşta başlaması için önemli bence. Onun için ne kadar küçük yaşta kitapların içerisine atabilirsek çocukları o kadar iyi. Araştırmalar karşılaşmışsınızdır mutlaka gösteriyor ki evde ki kitap sayısının çokluğu anne babanın eğitimli olması kadar çocuğun gelişiminde ve akademik başarısında önemli aslında. Dolayısıyla kitaplarla küçük yaştan itibaren çocuğu kitaplı bir ortamın içerisinde tutmak aslında anne babanın başlangıçta yapacağı en önemli hareketlerden bir tanesi bence. Önceden beri konuştuğumuz görerek öğrenme konusu burada da karşımıza çıkıyor sanki. Yani aile kitap okumuyorsa, evde kitap yoksa çocuğa kitap oku, niye okumuyorsun falan demek. Yani siz Ya okumuyorsunuz, hani tabii. söylediğinizle yaptığınız arasında fark var. Yapılanı dikkate alıyor çocuklar daha çok herhalde, değil mi? Tabii ne olduğunu görmesi lazım. Bir kere kitap okumak nasıl bir şey, ne işe yarıyor? Hani örneklerini görmesi lazım ki okumaya başlasın. Fakat bunun yanında şöyle örnekler de görüyoruz. Ailede hiç kitap okumayan ama kitap kurdu olan bir çocukla da karşılaşabiliyoruz. Ya da anne babanın gerçekten çok inanılmaz kitap okuduğu bir ailede büyüyen ama çocuğun kitaptan çok uzak olduğu, okumak istemediği örnekler de görebiliyoruz. Bunlar biraz yaşantılarla ilgili tabii. Anne babanın görmediği, farkında olmadığı, belki yaptığı hatalar var ya da kaçırdığı şeyler olabilir. Onu biraz hani yaşantıyla, aile yaşantısıyla değerlendirmek lazım. Ya da biraz büyüdüğünde çocuk etrafından, okulundan, arkadaşlarından gördüğü örneklerle de etkilenip okuma sevgisini arttırabiliyor ya da azaltabiliyor. Bunun tam tersi de mümkün oluyor. Ama anne baba olarak kitap okumaya çocuğumuzu sevk etmek için yapabileceğimiz birçok şey var aslında bakarsanız. Birçok yolu var. Biraz emek sarf etmekten geçiyor. Bunlardan bahsedelim. Neler yapılabilir? Yani benim kendi hayatımdan tecrübelerimle ya da okuldaki çocuklarımızın hayatından tecrübelerle derlediğim şeyler neler olabilir? Onlardan biraz bahsedebiliriz. Oraya girmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Belki onu Buyurun. da değerlendirelim. Şimdi kitap Tabii. okuyacağız da niye okuyacağız? Yani sağladığı fayda anlamında. Mesela şu tür çalışmalar sıklıkla karşıma çıkmaya başladı. İşte çocukluğunda bir kişinin duyduğu kelime sayısı, kelime hazinesi miktarı, işte Tabii. konuşulma süresi, bunlar çok önem kazanıyor. Gelecekteki başarısı, zihninin gelişimi, oradaki ifade gücünün gelişimi vesaire açısından. Şimdi gündelik hayattaki konuşmalarda kullandığımız kelimeler kısıtlı. Yani sadece onunla kalırsa eğer çocuğun duyacağı kelime haznesi çok kısıtlı olacaktır. Burada çocukla konuşma, hani çocuğa konuşma, çocukla konuşma, sohbet etme ve çocuğa bir şeyler okuma, beraber okuma ya da sonrasında kendisinde artık bu dediğim tabii henüz kendisini okuyamadığı dönemlerle ilgili. O yüzden çocuğa böyle masal okuma, değişik şeyler okuma falan bu duyduğu kelime hazinesinin zenginleşmesi anlamında da önemli bir katkıda bulunabilir sanki. Tabii elbette. Zaten biliyorsunuz kelimelerle, daha doğrusu kelime dağarcığıyla beynin gelişimi doğru orantılı. Çünkü kelimelerle düşünüyoruz. Ne kadar çok kelime haznemiz genişlerse o kadar çok
düşünme kabiliyetimizi de geliştirip esnetebiliyoruz. Dolayısıyla dediğiniz çok doğru. Tabii günlük hayatımızdaki konuşmalar bizi çok sınırlı düşünmeye sevk edecektir. Ama kelime bilgimizi okudukça ancak bunu geliştirebiliyoruz. Kelime bilgimizi ne kadar arttırırsak, cümlelerdeki bağlam bilgisini ne kadar arttırırsak, düşünme kabiliyetimiz de o kadar esneyecek tabii ki. Peki yöntemler, hani ne gibi yöntemler kullanabiliriz sevdirmek için? Ona geçiyordunuz. Oradan devam edelim isterseniz. Edelim. Şimdi ben tabii genel bir başlıklandırdım yine sizin için. Şöyle kafamda bir çevirdim neler olabilir diye. Aslında bizim okuyan çocuklarda şu anda sıkıntımız yok. Okuyan çocuğa müdahale edecek bir şey de yok. O kendi akışında gidecek. Ama okumayı çok sevmeyenlerle ilgili sıkıntımız var. Daha doğrusu anne babanın bu tür tedirginlikleri var. Bu belki akışına bıraktığımızda yaşına göre de hani hayat tecrübesiyle de gelişecek olabilir ama kaçırdığı şeylerin hani yaşarken kaçırdığı şeylerin olmaması için ya da buna daha erken başlaması için alınacak tedbirler var ya da yapılabilecek şeyler var. Mesela neden okumaz çocuklar? Önce bir ona bakmak lazım. Birincisi çocuklara okumayı bir zorunluluk halinde sunmamak lazım. Yani böyle bir şey olduğunu düşünmemesi gerekir çocuğun okumakla ilgili o okuma eylemini. Okumak, kitaplar çocuğun aslında arka bahçesi olmalı. Yani işte kendi hayatını yaşayabileceği, hayal kurabileceği, kendine ait bir yer, ortam yaratabileceği bir yer olmalı, bir an olmalı okuma. Öncelikle böyle başlamak lazım. Genellikle şöyle şeyler duyuyorum ailelerden. Artık elindeki o tableti bıraksan da biraz kitap oku, sen ne dersin? Ya da işte ne bileyim, o televizyonu kapat da artık gel birazcık kitap oku. Bu yani işe yaramayan bir yöntem olacağı gibi iyice kitaptan soğutacaklar. Yani kitap artık bir mecburiyet gibi, ödev yapmak gibi bir şey haline gelir çocuktan. Ne yapılabilir? Bir kere kitap okumamanın çocukların kitap okumamasının sebeplerinden bir tanesi kitap okumayı sıkıcı bulmaları. Bir başkası okumanın zaman aldığını düşünmeleri ya da yeteri kadar zaman bulamıyor olduklarını düşünmeleri. Bir başkası da belki daha okumaya ilgisini çekecek türü bulamamış olması olabilir. Yani kitap türlerini tanımadığı için, o dünyaya yabancı olduğu için hangi tür kitaplar çocuğun ilgisini çeker ve nasıl bir yöntem izlemeli kitap okumayı sevmesi için bunu da keşfedememiş olabilir. Dolayısıyla aile bu konuda rehberlik edebilir çocuğa. Mesela okumayı sıkıcı bulan çocuklar için neler yapılabilir? Bir kere bu durumda kesinlikle küçük ve kısa kitaplardan, daha eğlenceli kitaplardan başlanabilir. Hatta belki bu comic book deniyor Türkçe'de ona Çizgi romanlar. çizgi Çizgi roman. roman. Çizgi romanlarla belki küçük küçük ufak çizgi romanlarla başlanabilir. Biraz içeriklerini tabii kontrol etmek lazım. Çocukları hani hırpani davranışlara sevk eden son zamanlarda birkaç kitap örneği de çıktığını biliyorum. Ama hani çocuğun seçmesine izin vererek fakat hani kontrollü olarak özellikle o hiç kitap okumayla hiç alakası olmayan çocukların başlaması için bu çizgi romanların iyi olduğunu düşünüyorum. Burada Küçük ve aradaki basamaklar çoğunlukla ihmal ediliyor, değil mi? Yani çocuk hani hemen belirli bir yapıdaki, belirli bir ciddiyetteki kitapları okumaya başlayamayabilir. başlayamaz Orada tabii. bir yavaş yavaş sevdiklerinden başlayarak önce okuma faaliyetinin kendisine bir sevgi geliştirmesi. Ondan sonra da o giderek sevdikçe daha diğer konulara doğru ilerlemesi sanki daha mantıklı gözüküyor. Yani hani gelişim Tabii. gibi böyle emekleme, yürüme, koşma falan bunlar belli bir aşamayla sonuçta bedenin gelişimi, zihnin gelişimiyle bağlantılı olarak oluşan bir şey. Kitap okumakta da aslında yine öyle bir şey var. Yani oradaki kelime haznesi ilgili konular bile onlar bile basamak basamak gelişen bir şey. Ve oraya da sevdiği bir yerden başlatmak kritik gibi gözüküyor. Evet. Yani aslında bir kitabın kapağı, o janjanlı albenili bir kapağı bile bir çocuğa kitap dünyasına ilk adımı atması için bir vesile olabilir. Kitabın kokusu ya da ne bileyim içeriğindeki görsellerin canlılığı. Şimdi bu da tartışılmaya başladı aslında. Çocuk kitaplarında görsel olmalı mı, olmamalı mı? Çocukların hayal dünyasını görsellerle kısıtlıyor muyuz? Gelişmesini engelliyor muyuz diye. Ama çocukların dünyasına hitap etmesi için de içerisinde görsellerin biraz canlı, renkli ve o çocuğu kitap dünyasına çekecek şekilde olması da lazım. Böyle bir yöne de hizmet ediyor aslında kitapların içerisindeki görseller.
Dolayısıyla bu ilk bir çekici can canlı kısmını bir yakalamak lazım çocukta ilk başta. Sonrasında tabii ki örnek olmak lazım ama nasıl örnek olacağız? Yani bir kere kendi kabuğunuza çekilip kitabınızı okuduğunuzda ya da kitap okumayı sıkıcı bir ambiyans halinde gösterdiğinizde çocuğa o zaman bunun bir ilgi çekici tarafı olmayacaktır. Benim ailelere önerim şu oluyor genellikle. Gerçekten çok kopuksa çocuk kitap okumaktan. Ailece bu ilk basamağı atladıktan sonra, kitap dünyasına adım attıktan sonra çocuk ailece kitap okuma zamanları düzenlenebilir. Ama nasıl? Hadi gelin bu gece kitap okuyalım, bu akşam kitap okuyalım değil. Öyle bir ortam yaratmak gerekir ki çocuğu o ortamın içerisinde kitapla beraber o aktivitenin içerisinde tutmak için bir çaba sarf etmemek lazım. Yani çocuk o ortamın içerisinde kendiliğinden akmalı. Nasıl olabilir? Mesela annelerin burada yapacağı şeyler var. İşte özellikle küçük yaştaki çocuklarla ne bileyim yemekten sonra o şey zamanlarında tam dinlence zamanlarında bir kurabiye yapabilirler birlikte. İşte hafif bir ortam hazırlayabilirler. Hafif bir ışık, belki güzel bir müzik, bir iki tane mum yakabilirler. İşte kurabiye kokusuyla beraber çocuk sevdikleri bir kitabı birlikte okuyabilirler ya da herkes kendi kitabını okur, ondan sonra aile birbiriyle tartışır kitaplarını. Yani sadece çocuğun üzerinden yürümemesi gerekiyor. Önce böyle bir ortama sokmak lazım ve kitap okumanın kendini dinlendirecek, zihnini dinlendirecek ve kendi hayal dünyasını canlı tutacak bir aktivite olduğunu çocuğa yaşatmak gerekiyor. Bir de Ancak böyle başlangıç olabilir. bu öğrenmeler de geleceğe yönelik aslında anıları, örüntüleri de oluşturuyor zihnimizde. Yani bir şey eğer iyi şeylerle, yani çocuğun sevdiği şeylerle bir arada eşlenirse kafasında, o zaman hayatı boyunca güzel şeylerle eşleyeceği bir konu haline geliyor. Ama böyle Tabii. çirkinliklerle, zorluklarla falan eşlenirse eğer, o zaman da hayatı boyunca korkacağı, başa çıkamayacağı bir şey gibi oluyor. Yani mesela Aynen. okumayı eğer zorlukla, ödevle, başa çıkamadığı bir şeyle, işte hedefleri yetiştirememek, darlanmak falan bunlar da eşlerse, o zaman ömrü boyunca kitaplara karşı bir içinde iğrenti bile oluşabilir yani. Hani bir Tabii tiksinme tabii. duygusu bile oluşabilir. Ama dediğiniz Oluyor da gibi o zaten. ortamı oluşturmuş olursak eğer, o zaman o aile sıcaklığıyla, rahatlıkla, güvenle, hoşnutlukla onlarla eşlenmiş olacak. Dolayısıyla ileride de kolaylaşacak. Yani bazen böyle aşırı çaba sarf ettiğimizde, zorladığımızda çocuğun belki zamanla kendiliğinden çözümleyeceği bir şeyi biz daha da onun için kalıcı bir zorluk, itki paterni haline getirmiş oluyoruz sanki. Evet, irite edici bir o durum yaratıyoruz. Yani çocuğun zihnindeki kitap okuma algısı faydalı bir şey olması gerekirken ya da hani kendiliğinden gelişmesi gereken bir şey olması gerekirken kaçma unsuru, yani o durumu yaşamak istememe haline geliyor. O zaman da o çocuk da zaten kitap okuma hazzını, ihtiyacını ortaya çıkarmanız, yaratmanız mümkün değil. Bir kere en başta buraları bir temizlemek lazım. Yani çocukta böyle bir duygu varsa o zaman ailenin yardımı ve rehberliğinde bu duygunun yerini değiştirmek lazım. Bunun yerine daha yumuşak, hoş, o ortamın içerisinde bulunmaktan zevk alacağı bir duyguyu yerleştirmek lazım ki bu çok zor değil yani. Bunu aileler kendi içerisinde başarabilirler. Herkes için hoş bir ortam. Zaten herkes için hani kendini dinlendireceği bir ortam. Ya da okuma partileri yapabilirler mesela. Pandemiden sonra ama tabii. Ya da online partiler düzenleyebilirler. Bu öz yönetim konusunda konuşmuştuk biliyorsunuz. Çocukları bu tür organizasyonlar, hani ev içi organizasyonlar düzenlemenin öneminden bahsetmiştik. Hem de onu kullanabilirler. Planlama, işte organizasyon becerisini kullanarak çocuğun o faaliyeti yapmaktan keyif alacağı, zevk alacağı bir hale getirebilirler. İşte ne bileyim bir odasında işte, bir kitap partisi yaparlar mesela. O kitabı okuma partisi yaparlar arkadaşlarıyla. Ya da aile efradıyla beraber ortamı süsleyebilirler. Çocuk o partinin organizasyonunu yapar, parti başlangıcı yapabilir. Hatta yurt dışında şöyle bir şey görmüştüm ve çok etkilendim. Ben de bizim okulda uygulamak istedim. Kitap tadım günleri yapıyorlar okullarda. Ailelerde de yapılabilir. Bildiğiniz bir masa hazırlıyorlar çocuklar için. Ve masaların üzerine işte normal masa düzeni, tabak, kaşık, çatal her şeyi yerleştiriyorlar. Tabakların üzerine o gün okunacak, incelenecek kitabı koyuyorlar. Ve çocukları normal bir yemek ritüeliyle birlikte o kitabı okumaya, incelemeye başlıyor. O kitabı tadmaya başlıyor yani.
Şimdi bizim için bunlar küçük şeyler ama çocuk dünyasında düşündüğünüzde mükemmel anılar bunlar. O çocuğu o faaliyeti yapmaktan geri çekemezsiniz. O zaman o çocuk o faaliyetin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyacak. Onun dünyasında zengin bir hale gelecek kitap okuma. Sonrasında zaten sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmayacaktır. Dolayısıyla bu tür yaratıcı etkinlikler çocukların bu aşkı, kitap okuma aşkını içlerine küçük yaşta yerleştirebilmesi için gerçekten önemli faaliyetler. Çünkü çocuk kendindeki gelişim ihtiyacını belli bir yaşa kadar, gelişimini tamamlayana kadar hatta gelişim ihtiyacını fark edemiyor. Yani ben bunu yaptığımda bu bana faydalı olacak, kişisel gelişim için gerekli, efendim dil yeteneğim, ifade yeteneğim, hayal kurma yeteneğim için gerekli düşünemiyor çocuklar. Dolayısıyla anne babanın bu konuda rehberlik etmesi gerekir. Bir başka yöntem daha var bence ki okumayı sevdirmek için, o da yazmak. Okumakla yazmak bence eşlenikli ilerlemeli. Siz daha iyi bilirsiniz yazdığınız kitaplar üzerinden hareket edersek. Yazmak gerçekten çocuklarda o kitaba yazılan bir şeyi okumaya, kitap dünyasına hayal kurmaya giriş için çok önemli bir ayrıntı. Bunun için birkaç önerim olacak. Benim evde kendi kızıma ve okulda çocuklara yaptığım ve çok faydasını gördüğüm şeylerden bir tanesi. Çocuklara belli şablonlarla, tabii bu şablonları ilerleyen zamanlarda kaldırmak üzere, başlangıç aşamasında belli şablonlarla küçük küçük hikayeler yazabilecekleri etkinlikler düzenliyoruz, planlıyoruz. Mesela bu benim kızım için böyle bir şey oldu. Ben yine kendimi göremediğim için biliyorum ama siz görebiliyor musunuz? Evet, Böyle bir şu an kitap iyi görünüyor. görüyor musunuz? Böyle bir kitap hazırladık. İçinde bakın benim yaptığım şablonlar var. Bu şablonlar doğrultusunda işte ufak tefek yönergeler var. Bu yönergeler doğrultusunda kendine ufak bir hikaye yazdı. Tabii o söyledi, ben yazdım, müdahale etmedim ama bunu okuma yazma bilen bir çocuk rahatlıkla yapabilir. Hatta ilkokul düzeyindeki tüm çocuklar yapabilir. İşte karakter tanımlıyoruz, karakterin özelliklerini belirliyoruz, o karakterin başına bir iş getiriyoruz, olaylar yaşıyor karakter, o olaylar karşısındaki tutumu, karakterin duygu durumu, işte aslında bir kişi çözümlemesi de yapıyor. Ne hissetmiş, ne yaşamış, nasıl çözmüş, işte yardımcı karakterler tanımlıyoruz, olayı sonuca bağlıyoruz falan derken aslında kendine çok basit düzeyde olsa bir tane kitap oluşturmuş oluyor ve bu onun için inanılmaz bir duygu. Kütüphanesinde çevirip çevirip okuduğu kitaplarından bir tanesi. Ya Bir da şey dijital. burada üretkenleşmek açısından da önemli. Yani hani yetişkin okurlarda da zaman zaman şeyi gözlemliyoruz mesela. Hani okuyor ama okuması hayata yansımayabiliyor ya da oradan Yansımıyor, evet. çıkarımlar üretmeyebiliyor. Üretim tarzında kendisi bunları çok değerlendiriyor olmayabiliyor. Bu hem okurken yazmayla da bütünleştirmek onun üretken bir faaliyet olması. Yani okumanın sadece Kesinlikle. böyle yani yapılıp biten bir şey değil de oradan aldıklarımla bir hayata yönelik üretim yapmamıza bağlamak anlamında da faydalı olabilir gibi. Tabii kesinlikle. Hem de o çok istediğimiz, çocuklarda gelişmesini çok istediğimiz ifade ve dil becerilerini, kelimeleri doğru yerde kullanabilme, kelimeyi hafızasında tutabilme becerilerini geliştirebilmesi için de yazmak çok önemli. Çünkü okudukları akıllarında, yani hepimizin öyle, okuduğumuz aklımızda belli bir oranda kalıyor belki. Onu sürekli tekrar etmek ve başka kaynaklardan da beslemek gerekir. Ancak yazdığımız aklımıza daha çabuk yerleşiyor ve uzun süreli tutabiliyoruz. Yani yazdığımız, okuduğumuz, ifade ettiğimizde yazdığımızda daha çok hayatımıza geçirmiş ve artık onu günlük yaşamımızın içerisinde kullanabilir hale getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla yazmak bence her yaştaki çocuk için, yani okuma yazma bilen her yaştaki çocuk için çok gerekli bir şey. Okuma yazma bilmediği bir yaşta ise de ifade etsin, siz yazıya geçirin. Burada bir yorum geldi mesela, dijital oyunlardan alamıyorum diye. Dijital oyunlardan bu yöntemlerle alabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü biz bunu çocuklarda çok denedik ve çocuklar üretti. Yani burada çok fazla şey var. Bir craft işi var, süsleme var, kırtasiye malzemesi var içinde. Çocukların çok sevdiği şeyler bunlar. Yaratıcılık var, boyama var, hayal gücü var.
Birçok şeyi aynı anda yapabiliyor böyle bir faaliyette. Dolayısıyla o dijital oyunlardan koparabileceğiniz ya da onu sınırlandırabileceğiniz aktivitelerden bir tanesidir. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hiç düşünmediğimiz şeyler bazı çocuklarda gerçekten çok iyi çalışıyor. Hiç hayal etmediğiniz şekilde çalışabiliyor. Biz bunlardan çok güzel sonuçlar aldık. Mesela bir diğer örnek daha var. Dijital oyunlardan koparamıyorsanız eğer dijital olarak başlayabilirsiniz. Sonra biraz daha somutlaştırabilirsiniz. Bir tane de böyle bir kitap örneği göstereceğim size. Görebiliyorsunuz herhalde. Yine Görüyoruz. bu da bir hikaye kitabı. Bu da dijital olarak yazılan kitaplardan bir tanesi. Bu hazır resimlerin üzerine çocukların resimle olay örgüsünü ya da konuyu bağlayabilecekleri, resme ilişkin içerik yazabilecekleri ve her bir resmi içeriğe göre birbiriyle anlamlandırabilecekleri şekilde oluşturacakları bir kitap. Bunlar dijital olarak hazırlanabilecek kitaplar. Eğer dijitalden koparamıyorsanız dijitalle başlatıp sonra somut olarak kalem kağıda çekebilirsiniz. Bu bir başlangıç aşaması olabilir. Bunu da şeyden yapabilirler. Storybird diye bir site var. Storybird.com. Oraya üye olup ücretli ya da ücretsiz üyelikleri var. Oraya üye olup hemen kitap yazmaya başlayabilirler. Kaç yaş için diyor. Okuma yazma bilen her çocuk için. Biz birinci sınıflardan itibaren her çocuk için yaptırıyoruz. Sizler de yazabilirsiniz. Yetişkinler de yazabilir. Herkesin seviyesine göre şey olabilir, geliştirilebilir kitaplar. İşte içerisinde hikaye kitabı yazma var, roman yazma var. Çizgi hikaye kitapları yazma var, şiir kitabı yazma var. Çok gerçekten faydalanabileceklerini düşündüğüm bir şey. Bu faaliyetlerle işte çocukların bu yeteneklerini, bakış açılarını, isteklerini ateşlemek lazım. O zaman bunları yavaş yavaş başladığınızda dünyanın içerisine adım atacak çocuk tabii ki. Şeyler şimdi okullarda geleneksel olarak kullanılan yöntemler vardı ya, hala bunlar geçerli mi bilmiyorum ama mesela işte belirli yaştaki çocuklar için tüm Türkiye'de işte 4 tane, 5 tane, 6 tane kitap okuma listesi, tüm o diyelim ki ortakilerin hepsi o kitapları okuyacak. Evet, Yani evet. 1 milyon tane çocuk hani aynı kitapları sevecek mi, sevmeyecek mi? Bu kitapları kim neye göre seçiyor? Ya bir liste olup en azından onun içinden kendisi seçse, yok hayır şu kitaplar okunacak falan. Bunun okumaya herhangi bir faydası oluyor mu, yoksa aksine zarar mı veriyor acaba? Yani okumaya bir gazete parçasını bile okuduğunuzda okumaya mutlaka faydası vardır. Tabelayı okuduğunuzda bile okumaya mutlaka faydası vardır. Ama çocuk istemiyorsa eğer orada bir seçme özgürlüğü tanımak lazım. Alternatif seçkiler üretmek lazım mesela. Yani ben biliyorum mesela benim öğrencilik yıllarımda bana Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah'ını okuttular ama ben onu nasıl okuduğumu kendim biliyorum. Yani okumak istemedim o kitabı. Gerçekten istemedim. Ama Bir de mecburdum mesela sizi kendi halinize bıraksalar belki birkaç sene sonra kendinizden göreceksiniz, ilginizi çekecek, okumaya. belki okuyacaksınız, belki 10 sene sonra okuyacaksınız falan. Ama o yaşta, o dönemde, o ruh halinizde size uygun olmayabilir o. Yani bir Olmayabilir. milyon çocuğun ruh halinin aynı olabilme olasılığı yok zaten. Keyiflerin, zevklerin aynı olabilme olasılığı yok. Tabii. Burada daha sanki esnek, hani kendiliğinden seçip tercih etmesi yaklaşımını uygulamak önemli gibi gözüküyor. Ama Yani kendi şöyle çocuğunuza aslında. bile, yani mesela bir tane kitap alıp çocuğa götürüp al bunu oku demek var. Bir de mesela beraber gidip hani kitapları beraber dolaşıp kitapçı deneyimi edinip hani rafları dolaşıp hani oralardan beraber seçerek çocuğun seçtiği, tabii ki orada yönlendirmek gerekebilir duruma göre. Ama kendi seçtiği bir şeyi alması, okuması sanki bu çok daha hani yaklaştırıcı bir deneyim olur gibi geliyor bana. Tabii. Yani okullarda şöyle tabii öğretmenin mesela tercihi olan çocukları okutmak istediği bir kitap olabilir. Bunun üzerinde birlikte ortak bir çalışma yapılabilir. Grup çalışmaları yapılabilir, kitap analizi yapılabilir. Yani o kitabı nasıl bir kitap okuduğunda çocuğun o kitabı nasıl analiz edeceğiyle ilgili çalışmalar yaptırmak istiyor olabilir öğretmen. Bunlar doğal ve faydalı çalışmalar bence ama genel olarak okuma konusunda işte tavsiye listenin dışında ya da tavsiye liste yerine işte bu dönemde bu kitap okuyacaklar çocuklar demek biraz çocukları bezdiren bir şey oluyor. Yani çocuk o kitabı okumak istemiyorsa okumama özgürlüğü olabilmeli ki o faaliyetten soğumasın.
Tavsiye listeden bahsetmiyorum. Tavsiye liste tabii ki vermek çok güzel bir şey. Çünkü çocuklar her türlü kitabın içerisinde ilgilerine yönelik ya da yaş gruplarına yönelik kitapları bulamayabilirler. Ama onu okumadı diye de çocuk onu okumadı diye de işte ne bileyim dönemlik kitap okuma hedefini tutturmadığını iddia etmek. Böyle şeyler de yaşanıyor çünkü. Hani bu söylenen kitaplar, okuldan verilen kitaplar okunmadığı için işte aylık kitap okuma hedefimiz tutmadı gibi şeyler Halbuki söyleniyor. çocuk belki başka kitaplar Başka okumuş. kitapları okuyor. Evet. Bunları yaşadık biz. Ben kendi kardeşimle de yaşadım daha önce. Yani çok fazla kitap okumuştu. Ama öğretmenin verdiği kitapları okumadığı için o kitaplar okunmuş kitaplar olarak sayılmadı falan. Yani onun çocuk dünyasında bayağı bir hırpaladı onu. Bu Ama arada hocam programın adı Storybird değil mi? Ben yani Storybird. soranlar oldu yazdım. Doğru yazdım herhalde. Storybird.com. Şöyle ben bir blogum vardı benim çok uzun zamandır, yıllar önce açtığım ama hiç kullanmadığım. Bu aralar biraz ona bir şeyler yüklemeye fırsat buldum. Orada da alternatifeğitimci.com diye bir adresim var. Orada da paylaşıyorum bunları. Hatta nasıl yazacaklarını anlatıyorum. Kendi çocuklarımı, işte okuldaki çocukları anlatırken oraları da yüklüyorum. Eğer ilgi duyarlarsa, yaptırmak isterlerse bu gösterdiğim şablonları da yükledim. İndirebilirler. Oradan çıktı alıp çocuklarına yazdırabilirler. Oradaki bütün yüklediğim dokümanları kullanabilirler. Adresini söyler misiniz? O arada sesiniz gitti galiba. Nereden ulaşabilirler? alternatifeğitimci.com diye bir adresim Aha. var. Instagram Tamam. sayfamda şeyi var, Linki adresi var. var. Oradan bakabilirler. Aha, oradan indirebilirler. Nasıl yapacaklarını tarif ediyorum. Örnek çalışmaları var. Oradan bakabilirler şeylere, kitaplara. Yani okumak konusunda teşvik etmek işte aslında ailenin yapacağı şey. Hem örnek olmak hem teşvik etmek ama yaratıcı etkinlikler bulabilir. Bunlar hep hem ailelerin birlikte güzel zaman geçirecekleri, tatlı anılar yaratacakları etkinlikler hem de çocukla işleyecek, çalışacak etkinlikler. Yani daha öncelerden de sizinle konuştuğumuz gibi sadece çocuğa yap demek, işte bu senin için bak çok faydalı, okumazsan gelişemezsin demek falan bunlar çocuklarda işlemiyor, çalışmıyor. Çocuk bunu algılayamaz. Çünkü hayat tecrübesi bunu algılaması için uygun değil. O anda ne yapmak istiyorsa onu yapar çocuk. Ama işte o anda onu yapmak için uygun bir ortam yaratmak lazım. Yorumlara bir yandan bakıyorum da hocam oradaki Hı. sorulara. Mesela burada Evet. disleksi olayı önemli bir nokta değil mi? Hani Tabii. disleksiyi artık okulda öğretmenler, okullar, Hı. veliler fark edebiliyor mu? Eskiden çünkü bunun fark edilmediği için çocuklara zulüm derecesinde uygulamalar Evet. olabiliyordu. Hani biraz bundan bahsedebilir misiniz? Bunu hani nasıl fark edilir, ne yapmak gerekirle ilgili bir yönlendirme Tabii. yapmamız mümkün olur mu? Tabii disleksi çok sık karşılaşılan durumlardan bir tanesi artık olmaya başladı ama yanlış yönlendirilen noktalar da çok oluyor maalesef. Çok hani çok çabuk teşhis konabiliyor çocuklara. İşte B ile D'yi ters yapıyorsa, karıştırıyorsa, K ile M'yi karıştırıyorsa hemen bu çocuk disleksidir diye ramları gönderilmeye başlanıyor. Maalesef böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz ama çocuğa bu konuda bir süre vermek gerekir. Mesela birinci sınıf süresi bana göre yani çok çocukla yaklaşık 20 yıldır çok fazla çocukla haşır neşir oldum. Birinci sınıfta disleksi için teşhis koymak için çok erken bir dönem olduğunu düşünüyorum ki genellikle birinci sınıfta tedirginlikler başlıyor okuma yazma başlangıcında. Çocuğun okuma yazmayı öğrenmekteki tedirginliği, telaşı, kafa karışıklığı ya da ses karışıklığı, sesleri tam olarak algılayamıyor olması, el melekelerinin tam gelişmemiş olması gibi birçok detay çocukların disleksi olarak değerlendirilmesi ne yönlendirebiliyor aileleri ya da eğitimcileri. Bu konu biraz hassas bir konu. Bence bu konuda çok tecrübeli olmak gerekiyor değerlendirebilmek için. Mesela çocuklar B'yi D'yi karıştırdığında hemen akıllara bir soru işareti geliyor. Halbuki öğrenme aşamasında, okuma yazmayı öğrenme aşamasında olan çocukların çoğu birbirine benzeyen, görsel olarak birbirine benzeyen ve ses olarak birbirine yakın olan harfleri karıştırıyorlar. Aslında onu Ailelerin karıştırmak doğal da bir süreç. Yani mesela doğal bir bir bayrak, süreç tabii ki. bir flama düşünün. Normalde Evet. flamayı nasıl çevirirsem çevireyim, zihnim Hı. onu aynı nesne olarak algılar. Yani beynimizin çalışma şeklinde nesnelerin hareketleriyle
şekilleri farklı yerlerde düşünülür ve farklı açılardan aynı şekle baktığımız zaman onun aynı şekli olduğunu algılarız. Hani B, P, D gibi harfler aslında aynı harf. Yani o aynı harfin farklı görünümleri, dolayısıyla onun farklı olduğunu algılamak bir süreç zaten. Hani o yüzden Tabii. birbirine karıştırılma olası söz konusu olabilir tabii buranın. Yani Ya yanlış tabii zaten alarma da kapılmamak lazım diyorsunuz. kapılmamak lazım. Yanlış alarma kapılan çok aile oluyor. Kapılmayan da yani alarma kapılması gerekirken rehavet gösteren de çok aile oluyor. Bir yandan da böyle bir riski var tabii. Bu tabii çok uzun ve çok detaylı bir konu aslında bakarsanız ama böyle bir durumda bile telaşlanmadan doğru yöntemlerle çocuğun istenilen akademik beceriyi, bilgiyi kazanması mümkün. Sadece acele etmeyecek anne baba, durumun farkında olacak ve çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına göre bir eğitim programı düzenleyecek. Takviye çalışmalar düzenlemesi gerekecek. Tabii bunun derecesi, seviyesi hani bazısı başlangıç seviyesinde oluyor, bazısı daha ilerlemiş oluyor. Bunun her çocuğa özgü bir yolu, yöntemi var. O yöntemi, doğru yöntemi bulmak ve çocuğun durumunu doğru tespit etmek gerekir. Disleksiyle ilgili şimdi çok fazla çalışma var. Özellikle hani okuma güçlüğü çeken çocuklarda, küçük yaşta okumaya yeni başlayan yani okuma güçlüğü çeken çocukların daha rahat okuyabilmesini sağlamak için de disleksi bireylere özel yazılan kitaplar var. Bunları tavsiye ederim böyle sıkıntıları olanlar varsa. Harf aralıkları biraz daha geniş oluyor. İşte satır aralıkları biraz daha farklı oluyor ve yazı karakterleri o disleksik bireylerin algı şekillerine uygun oluyor. Bu şekilde hani okumayı ilerletme en azından çalışmalarında kullanabilecekleri çok güzel kaynaklar var. Belki onunla ilgili bir şey yapabiliriz, yayında yapabiliriz sonraki zamanlarda. Bir katılımcımız kızımın okuması yaşının altı daha basit kitaplar mı almalıyım diye bir soru sormuş. Tabii, Aslında bu tabii. yaşının altı kavramı da hani o yaşın bir okuması olması da biraz garip değil mi? Yani çocukların gelişim durumları birbirinden farklı olabiliyor, Farklı oluyor. ilgileri, hani boyu falan bile mesela düşünün işte ergenliği yaşadığı yaş, boyunu attığı yaş falan aslında birbirinden ciddi anlamda farklılıklar olabiliyor. Kimi çocuk Susam Sokağı'ndan izleyerek kendi kendine okuma yazma öğrenebiliyor, daha okula bile gitmeden. Kimisi birinci sınıfta zorlanıyor biraz. Hani disleksi falan gibi özel durumlar varsa birkaç sene uğraşabiliyor. Bu durumda hani çocuğun yaşı değil de kendi gelişimiyle hani burada ileriye doğru gidiyor mu? Hani bu yönde adım atıyor mu gibi şeyler sanki daha önemli değil mi? Yani nasıl yapmalıyız böyle bir kere beklentimizin böyle net bu yaşta şunu yapmalı gibi bir beklenti doğru mudur, ne kadar doğru? Eğer onun altında kalıyorsa nasıl önlemler alınabilir? Yani şöyle tabii beklenen kazanımlar var yaş seviyelerine göre. Bu da hani akademik hayata geçtiklerinde ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde kendi yaş grubundan beklenen akademik performansı gösterip göstermemesiyle alakalı. Şunu demeye çalışıyorum. Mesela bir ikinci sınıf, üçüncü sınıf öğrencisi eğer hala okumakta güçlük çekiyorsa o zaman tabii hani burada bir soru işareti koymak lazım. Buna bir bakmak lazım. Çünkü işte, yaşıtları aynı sınıfın içerisinde bulunan çocuklar işte hikaye okuma ve çözümleme çalışmaları yaparken çocuk daha okumaya başlangıçta, okumaya girişte zorlanıyorsa o zaman tabii burada sorun yaşayacaktır mutlaka. Buna yönelik önlem almak gerekir. Ne yapmak gerekir? Okumayı güçlendirici takviye çalışmalar yapmak gerekir. Bahsettiğim kitaplardan faydalanmak gerekir. Kısa kısa, küçük küçük cümle cümle, belki 2-3 cümle başlayarak sonra o anladıklarını yorumlatmak gerekebilir. Ya da bazı çocuklarda şöyle şeyler yaşanabiliyor. Bizim artık şimdiki okuma öğrenme sistemi ses birleştirmeye döndüğü için çocuklar anlamdan uzaklaşıyorlar birazcık okuma yazma öğrenme çalışmalarında. Bizler hatırlarsınız önce cümlelerden başlardık. Cümleleri keser keser İşler kelime yapar. olurdu. İçler vardı. Bana göre daha doğru bir yöntemdi o aslında. Çünkü biz okumaya geçtiğimizde okuduğumuzu anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz gibi bir sorgulamaya girmemiz gerekmezdi. Ama şimdi çocuklar okumaya başladıklarında okuduklarını gerçekten anlayıp anlamadıklarıyla ilgili de ekstra çalışmalar yapmamız gerekiyor. Çünkü okuduğunu anlamayan çok çocuk var gerçekten. Yani seslendirebiliyor okuduğunu ama orada ne dediği burada aslında yankılanmıyor. Dolayısıyla ailelerin bu tür tedirginlikleri var haklı olarak. Burada da ne yapmak lazım? Bir kere
okuduğunu hafızasında tutabilmesi için, yani seslendirdiği şeyi hafızasında tutabilmesi ve sonraki kelimeyle, sonraki gelen cümleyle bağlayabilmesi için biraz daha hafıza çalışmaların üzerinde durmak lazım. Bu konuda gerçekten sorun yaşanıyor yeni çocuklarda. Bir de anlam bilgisi üzerinde çalışmak lazım. Yani çocuğa okuduğuyla ilgili sık sık soru sormalı. Ama şöyle değil. Sorular irite edici de olabiliyor. Mesela işte ne dedi Ayşe bununla ilgili? Bir cümle okuyor mesela ya da bir kitap okuyor diyelim ki. Ne dedi sence bununla ilgili? Öyle mi dedi? Bir daha bir düşün bakalım. Gibi şeyler. Yakaladım seni der gibi böyle. Yani orada açık aramak, hatasını aramak. Ama biraz daha sohbet vari yaparsa anne baba, çünkü anne baba öğretmen değil, anne baba çocuğun yoldaşı, öğrenme yoldaşı olmalı, rehberi olmalı. Orada tarzı biraz daha farklı tutarsa anne baba, o zaman yardımcı olmak istediğini, o soruda birlikte çözüm bul aradıklarını ya da hani çocuğun o konudaki gelişimine rehberlik etmesi, etme amacında olduğu mesajını çocuğa vermek lazım. Biraz daha yumuşak, biraz daha sohbet var. Ne dedi? Hadi canım, öyle mi söyledi? Bir daha bakalım gibi biraz daha tarzı yumuşatmak gerçekten çok etkili olacaktır. Diğer türlü çocuklar yaptığı işten, okuduğu kitaptan, anlatmak istediği şeyden irite oluyorlar ve yapmaktan kaçıyorlar. Sürekli hesap verir durumda oluyorlar. Bu şey önemli, bu ayrım önemli. Bir de özellikle şunu da belirteyim, yeri geldi çünkü. Bir de çocukların okuma zorluğunda, okuma telaşında bakış açılarını genişletmeleri önemli. Genellikle ses birleştirme yöntemiyle çocuklar okuduğu için sadece okuduğu kelimeye odaklanıyorlar ve yandaki kelimeleri bir arada göremedikleri için bir kelime, bir kelime, bir kelime, bir kelime okuyorlar ve Kopukluk sonra oluşuyor yani. birleştirdikleri bir anlam oluşmuyor kafalarında. Yani Zaten hem okudukları... gözlerinde de burada ayrıca gözün bakış açısı, okuma Evet. alışkanlıkları, göz kasları onunla da ilgili sorun var. Ayrıca anlamı Aynen öyle. bütünleştirme ile ilgili de sorun var. Aynen öyle. Bu konuda önerim şu. Göz egzersizleri var. Hatta bunu YouTube'dan bile bulabilirler. Çok rahatlıkla ulaşabilirler. Göz açısını genişletmek, göz hareketlerini genişletmek için çok güzel çalışmalar var. Yani çocuk baktığında doğrudan burayı değil de biraz daha açılı bakabilme, açılı algılayabilmek konusunda çocukların bu kabiliyetini geliştirebilirler. Bu egzersiz de olacak bir şey. Zaten hızlı okuma tekniklerinde de başlangıçta verilen budur biliyorsunuz. Hani okuma hızı çok önemli bir şey değil ama gözün hareketiyle gözün gördüğü alanla anlamı birleştirebilme arasında bir bağ var. O bağı yakalayamıyor çocuklar. Dediğim gibi tek tek görüyorlar ve bu kelimeyi okuyunca öbür kelimeye geçtiğinde bunu unutuyor zaten. Dolayısıyla da anlamıyor ne demek istediğini. Aslında öğretme yöntemiyle zihinsel alışkanlıklarını kötü yönde etkilemiş oluyoruz burada. Biraz Hani burada hızlı okuyorlar. beynin çalışma şeklini daha dikkate alan öğretme teknikleri burada daha iyi olabilir belki. Evet, yani bana göre bizim öğrendiğimiz yöntem daha çok çalışıyordu diye düşünüyorum. Burada çok çabuk okuyorlar. İşte Ekim'de, Kasım'da okumaya geçiyor çocukların çoğu. Ama anlam kısmına geldiğimizde orada sorun yaşıyoruz. Böyle başlayınca da okuma sevgisiyle ilgili de sorunlar buradan kaynaklanıyor aslında. Böyle hani böyle irdeledikçe, detaya indikçe daha başlangıçlardan olan sorunlar çocukların işte bu okuma hayatıyla ilgili yolculuğunda etkili oluyor. Biraz daha işte böyle hani açılı görebilme, daha geniş bakabilmeyi göstermek lazım çocuklara. Yetişkinlerde okuma alışkanlığını sormuş bir katılımcımız. Yetişkinlerde okuma alışkanlığı nasıl sağlanır? Ben buna biraz şeyi de ekleyeyim. Diyelim ki bir çocukta okuma alışkanlığını o kadar sağlamadık. Yani şeye geldi. Lisede çocuk. Yani işte orada da dediler ki ya üniversite sınavı falan filan okumak hani önemli, okuduğunu anlamak önemli falan. O çağlarda ya da yetişkin bir insan. Burada okuma alışkanlığı edinmekle ilgili tabii yöntemler biraz farklılaşması gerekir sanki. Bununla ilgili bir öneriniz var mıdır? Ne dersiniz? Biraz Yani dilerseniz yetişkin eğitimi yönüyle ilgili ben de biraz girebilirim. Hani siz buyurun önce. tabii, yani yetişkinle aslında aynı şey bana göre. Yetişkinlerde de belki şöyle düşünüyorum. Yani okumak bizim için bir ihtiyaç ve hani
sosyal medyadan etrafımıza kadar herkes çok okuyan insanları biraz daha farklı bir gözle bakıyor. Ve insanlar da biraz daha prestijli olabilmek ya da kendini daha doğru ifade edilmek ihtiyacını da okuyarak karşıladığı için okumak bir aslında zorunluluk gibi. Biraz burada bir sıkıntı var bence. Yani okumayı hayatın bir parçası, yeme içme gibi bir parçası halinde düşünmek lazım. Ama şöyle değil. Mesela okumak için ayıracağımız zaman başka bir şeyden fedakarlık ederek kazanacağımız zamanla bağlantılı olmamalı. İşte bir yemek yaparken kitabın bir iki sayfasını karıştırabilirsiniz bir şeyi karıştırırken. Ya da ne bileyim günde bir sayfa okuyabilirsiniz, yarım sayfa okuyabilirsiniz ama her gün bunun içerisinde olabilirsiniz. Her gün zamanınızı buna harcayabilirsiniz. Yani okumak hep aklınızın kenarında bir yerlerde olmalı. Bence yetişkinlerle ilgili okuma problemleri en çok şeyden kaynaklanıyor. Zamansızlıktan kaynaklanıyor. Herkesin böyle bir ilgisi, ihtiyacı ve isteği var. Ama zaman bulamıyoruz yapmak için. Ve gerçekten çok yorucu hayatlar yaşıyoruz. Halbuki o kısıtlı küçük zamanlarda, ne bileyim 5'er dakikalık, 10'ar dakikalık aralarda küçük küçük bölümler halinde okumaya başlayarak ya da okumamızı planlayarak götürürsek o zaman herkes okumak için zaman bulabilir. Ben böyle çözdüm. Çünkü hakikaten hani kitabı bir elimize aldığımızda bir sayfa çeviriyoruz, bir şey oluyor, devam edemiyoruz. Mutlaka bir bölen bir şey oluyor. Dolayısıyla okumaya ayırdığım zamanları kısaltarak seri haline getirdim. Ve ancak böyle çözebildim. Diğer türlü bol bol okuyacağımız yüzden şu karantina döneminde bile bulamadık mesela. Şeyde ben de 2001'den beri yetişkin eğitimi veriyorum. Yani yaklaşık 20 yıldır yetişkinlere eğitim veriyorum. Biraz yetişkin eğitiminde normal hani çocuklara yönelik eğitimlere göre farklılıklar var. Mesela ödev vermek, yani fark etmeden öğretmek falan gibi şeyler çok sökmüyor yetişkinlerde. Hani çünkü karşısında da olgun bir beyin var, ne olup bittiğini farkında. Hani şey çok kritik bence burada, istemeye odaklanmak. Yani ya kitap okumak kendim için ya da bir başkasına önerirken ya niye isteyeyim kitap okumayı? Burada benim için önemli olan ne? Ona daha fazla odaklanıp kişinin kendi kendine buna yönelik yöntemler bulmasını sağlamak aslında önemli. Yani bir kişi kitap okumak istediğini söyleyip ama buna bir türlü vakit ayıramıyorsa orada aslında temel olarak o istekle ilgili, o isteğin detaylarıyla ilgili sorunlar var demektir. Çünkü istedikten sonra bir şekilde onun yolu yordamı bulunur. Bir şekilde ya önceki kalıplardan hani ya da işte gerçekten istememekten biraz dip sebeplerin farklı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Orada bunların temeline inmek. Mesela hani siz kendinizle ilgili verdiğiniz örnekte hani gerçekten zaman bulamamak, bölünmekle ilgiliyse sorun. O zaman bunu da değiştiremiyorsam buna adapte olacak şekilde nasıl bir şey bulabilirim? Hani gerçekten istediğiniz zaman onunla ilgili bir çözüm üretilebiliyor. Çoğunlukla insanlar bence kendi isteklerine dönüşmek, olmak istedikleri şeylere otomatik pilotta oldukları için çok dikkat etmiyorlar, vakit ayırmıyorlar, yeterince emek sarf etmiyorlar. O yüzden de hiçbir şeye vakit olmuyor. Yani buradaki ana problem bence otomatik pilotta yaşamamız. Arada bir böyle geriye çekilip ona bakarsak bu tür sorunları aşma şansımız da artabilir. Yine sorulara bakıyorum. Dijital oyunları zaten cevaplamıştınız. Şöyle bir yorum olmuş. Çocukların kitap okumaları için psikolojilerinin de iyi olması gerekiyor. Bunun için de anne babaların psikolojilerinin iyi olması gerekiyor. Ben buna tam katılmıyorum aslında. Yani bir şey yapabilmek için illaki onunla ilgili öncüllerimizin çok iyi durumda olması, hani ideal ortam olması gereği. Buna baktığınız zaman böyle bir şey dünyada yok. Yani hani yok. Şu olsun, şu olsun, şu da olsun da şunu yapacağım dediğiniz zaman bir şeye o şu bir türlü olmuyor. Mesela şu anda düşünün korona, yani şu anda psikolojisi düzgün durumda insan olabilir mi? Hani biraz kendini ortama kaptıran bir insan psikolojisi darbeli durumda şu an. Yani ortalama bir insan hafif bir travma geçiriyor durumda şu an. Çok ağır travma geçiriyor olanlar var. Ama yine de ayakta durmamız, hayatta kalmamız, bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Sizce burada hani psikoloji hani uygun olması, o yani bunlar ne kadar önemli ya da bunlarda sorunlar varsa
Mesela diyelim ki ailede anne baba arasında sorun varsa, belki boşanmanın eşiğinde olanlar, boşanmış olanlar olabilir. Çocukla daha önce yani bir konuda gerilmiş olabiliriz, sıkıntılarımız olabilir falan. Yani bunlar hayatın içinde şeyler. Bunlar varken bir yandan bir şeyler yapmak gerekiyor. Buraları nasıl handle etmek? Yani çok özür dilerim bu Üstünden kelimeyi kullandığım için. geldim. Yani bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Ne önerirsiniz böyle zor durumda? Yani bir kere bir şey yapmak için bütün şartların oluşmasını beklersek çok bekleriz. Yani hayatta böyle bir an, böyle bir zaman yakalamak çok zor. Belki denk gelir ama her şeyi kendi psikolojimizle ölçer, psikolojimizin uygun olmasına göre tartar ve ona göre harekete geçmeye çalışırsak o zaman bunun altından kalkamayız. Bu hiçbir şeye başlayamamak demektir. Aksine kitap okumak da bunlara deva olan bir şey aslında. Ne yapabilirsiniz? Psikolojiniz kitap oku yani o istediğiniz ortamı kaldırabilecek durumda değilse, sorun yaşıyorsanız o zaman kendi o anki durumunuzu çözecek kitaplara yönelebilirsiniz mesela. Ne bileyim aile içi ilişkilerde problem yaşıyorsanız bunu çözebilecek önerileri veren kitaplarla başlayabilirsiniz. Ya da çocuğunuzla olan ilişkilerinizde problem yaşıyorsanız, çocuğunuzun psikolojisi bunun için uygun değilse, siz bundan dolayı yıpranıyorsanız, bunu nasıl çözebileceğinizi öneren kitaplarla başlayabilirsiniz. Bu aynı zamanda sizin için sorunun üstesinden gelmek konusunda bir rehber haline gelir. İhtiyacınıza göre, o anki ihtiyacınıza göre seçerseniz kitaplarınızı, o zaman o ihtiyacınızı karşılayacak da bir yol olur aynı zamanda ama onu beklemek, hani o şartların oluşmasını beklemek hiçbir şeye başlayamamak demek. Onun için buna çok katılmadım. Biraz hani kendimizi zorlamak lazım bir şeyleri yapmak için. Eğer gerçekten kitap okumak istiyorsanız da ve hani ona başlamak için gerekli gücü, ortamı, imkanı da bulamıyorsanız başlayacaksınız. Akışta devam edecek o yani. Bir an önce başlayacaksınız. Oturup bekleyerek hiçbir şey olmuyor. Emek sarf edeceğiz her şey için. Şimdi başka Haberleri sorular da var ama artık izlerim. sonlarına da geliyoruz vaktimizin. Şey olayı Ben dikkatimi çekti birkaç yorumda. bir dakika yetiştiremedim anlatacaklarım beni her zaman gibi. Bir soru daha şey yapayım alayım. Ondan sonra soruları Tamam. bırakıp size hani işte bağlamı size verelim. Şey soranlar var işte okulla entegrasyonla ilgili hani çocuk aslında kitap okuyor ama önerilen listedekilerden bir tanesi eksik okuduğu için olumsuz not yazılmış falan gibi ya da evde ne oluyor okulda ne oluyor hani burada veliler öğretmenlerle nasıl bir diyalogda olmalı öğrencisinin gelişimiyle ilgili mesela diyelim okumada geri kaldıysa evde kendisinin ne yapabileceğiyle ilgili ya da evde yaptığını öğretmene doğru aktarabilmekle ilgili nasıl bir diyalog içinde olmalı veli? Öğretmenle nasıl bir temasta olmalı sizce? Yani bir kere ortak mevzumuz çocuksa eğer aile, okul, veli her zaman işbirliği içerisinde hareket etmeli. Yani birbirine karşı savunma ya da hani doğruluğunu ispatlama durumunda olmadan her zaman işbirliği yoluna gitmeli ve bir ortak yol bulmak konusunda ortak yol bulmaya meyletmeli. Hem öğretmen hem aile bana göre. Çünkü aile ve eğitimci bir arada aynı fikir doğrultusunda hareket etmiyorlarsa o zaman gerçekten hiçbir şekilde çocuğa ulaşmak mümkün olmuyor. Yapmak istediğiniz şeyler çocukta çalışmıyor, işlemiyor. Aileye ulaşamıyorsunuz yapmak istediğiniz şeyler konusunda. Dolayısıyla aile ve eğitimcinin işbirliği gerçekten çocuğun eğitiminde kilit noktada. Diyelim ki sizin fikrinizi öğretmen onaylamadı, öğretmen sizin fikrinizi onaylamadı. Bir şekilde bir ortak yol bulmaya gitmek lazım. Sizin okuduğunuz kitabı öğretmen kabul etmedi. O zaman değiştiremiyorsanız bu durumu, çocuğunuza bunu anlatın. Deyin ki yavrum bu bir kuralmış. Yani öğretmenin bu konuda bir kuralı var ve biz bunu anlatalım. Eğer öğretmenin ikna olmazsa bu senin bir kazancın olsun. Ama bir tane daha öğretmenin söylediği bir tane daha kitabı uygun bir zamanda öğretmeninden rica edelim. Uygun bir zamanda biraz daha süre esneterek uygun bir zamanda okuyalım. Yani bazı şeyler aşamıyor olabilirsiniz. Böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz gerçekten. Öğretmenin katı kuralları olabiliyor ve o aşılamayabiliyor. O zaman inatlaşmak bir çözüm olmuyor. Ona bir yol bulmak gerekiyor, bir çözüm bulmak gerekiyor. Çocuğu hırpalamadan, işte çocuğun, hani keşke öyle olması gerekmese,
daha kolay anlaşılabilse, ama bunlar yaşanıyor gerçekten. İşte burada çocuğa neyi nasıl aktardığımız, nasıl anlattığımız önemli. Birazcık da hani öğretmeninden esnemesini, işte çaba sarf ettiğinizi ama o şartlara uyduramadığınızı anlatırsanız, birazcık esnemesini rica ederseniz, çocuğun o sürecini tatlılıkla yürütebilirseniz, o zaman bir şekilde aşılabiliyor, çözülebiliyor. Yani hani öğretmenin bunu kabul etmedi, artık bir tane daha okuyacağız mecburen demek çocukta başka bir algı yaratıyor. Ama az önce söylediğim gibi çocuğu bir yola sokmak bir başka algı yaratıyor. Bazen çözemeyeceğimiz durumlar olabiliyor, içinden çıkamayacağımız durumlar olabiliyor. Bu noktada da biraz daha esneyebileceğimiz kadar esneyip şartlara göre yeniden modifiye olmak gerekiyor belki de. Ama en doğrusu tabii ideal olanı işbirliği içerisinde doğru, tek bir doğru üzerinden gitmek. Her zaman olmayabiliyor. Evet, sorulara bir bakabildiğimiz kadar baktık ama hepsine bakabilmek Hı. için zamanımız yok tabii. Böyle siz bir toparlamak için aktarmak istediklerinizden özellikle kalmış olanlar varsa bir derleyip toparlayabilir miyiz konuya? Toparlayalım. Ne kadar vaktiniz var burada? Bana toparla dersin sabah kadar. Yani birkaç dakika içinde toparlamayı hedefleyelim, yoksa zaten Instagram'ın süresine Sıcak. doğru geleceğiz kısa. Tamam. Yani okumak aslında çok fazla şeyden bahsettik tabii ama okumak için öncelikle okumaya uygun, eğer çocuğumuz okumayı sevmiyorsa okumaya uygun bir ortam oluşturarak yumuşak tatlı bir başlangıç yapmakla başlamak lazım. İlgi ve ihtiyaçlara yönelik şeyleri bulmasında yardımcı olmak lazım. Anlattıklarımı tekrar etmeyeyim. Son aklımda kalanları anlatayım isterseniz. Çocuk eğer hangi kitabı, hangi tür kitabı sevdiğini, okuyacağını bulamamışsa, anne baba okumaya zorlayan kişi değil de çocuğun ilgisine, ihtiyacına yönelik sevdiği türü, başlayacağı türü bulmaya yönelik rehberlik faaliyeti yapan kişiler olmalı. Bu tür durumlarda şöyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Şey, hocam kitabı başlıyor, yarım bırakıyor, başlıyor, yarım bırakıyor. Bu tür durumda olan, yani hangi bağlantımız koptu galiba. Yo, bir an Bağlandık mı kesildi ama tekrar? Diğeri devam gitti. ediyor. Bağlıyız. Hangi kitabı, hangi türü sevdiğini daha bulamamış olan çocuklar için kitaplar arasında git gel yapmaya izin vermek lazım. Çünkü diğer türlü çocuk bir kitabı Şimdi kesildi galiba. Dondunuz. Evet, beni duyabiliyorsunuz yani değil mi? şimdi geldi sesiniz, bir donma oldu, şu anda düzeldi. Evet. Evet, zaten süremizin de sonlarına geldik. Dilerseniz yavaş yavaş kapatalım. Galiba donmalar arttı. Beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum ama sanki geçmişten geliyor sesiniz. Yani arada senkronizasyonla ilgili sorun var zannediyorum. Geri geldik mi bilmiyorum. Donduk ama. Ben sizi duyuyorum şu an ama eş zamanlı mı yoksa arada fark mı var? Beni duyuyor musunuz şu an? Şu anda duyuyorum sizi. Daha yeni geldi sesiniz. Tamam. Bir Okey, gittik, gittik, eşlendik. geldik. Yani Evet, şu sanıyorum. an eşlendi şeyler, yayın. O zaman iki dakikaya toparlayalım. Dediğim gibi eğer çocuğumuz eğer bulamamışsa sevdiği kitabı biraz git gel yapmasına izin vermek lazım. Yani bir kitabı yarım bırakması hoş bir şey değil tabii. Ama okuma alışkanlığı gelişmiş bir çocuk için düşünüyoruz bunları. Bunun bu sürecin başlangıcında olan, henüz tarzını bulamamış, nasıl okumayı, hangi türlü seveceğini daha keşfedememiş çocuklar için kitaplar arasında biraz git gel yapmasına, sevmediği bir kitabı sonra okumak üzere kaldırmasına, hani bırakmasına değil ama sonra okumak üzere kaldırmasına biraz müsaade etmek lazım. Bir sıkıntı da şu, genellikle çocuklar bunu çok yaşıyorlar. Kitabı okuyup okuyup sürekli hani her okuduğu sayfada başa dönen çocuklar var. Bunu yetişkinler de yaşıyor, çocuklar da yaşıyor. Anda kalamayan, okuduğuna kendini veremeyen çocuklar var. Bu birincisi benim bahsettiğim şekilde hani kelime kelime okuyup birleştiremeyen, aynı anlamı yakalayamamaktan kaynaklanıyor. Diğeri de okuduğu şeye kendini verememek, çevreyle çok fazla ilişki kurmak. Zaten okumak istemediği için hani kafasının orada olmaması gibi şeylerden kaynaklanıyor. Bu da kitap okumaktan uzaklaştıran çok önemli bir neden aslında çocukları da yetişkinleri de bence.
Orada işte çocuğa anda kalmayı öğretmek lazım. Okuduğu şeyden nasıl zevk alabilir, nasıl keyif alabilir? Onun için hani okuduğu kitap çocuğun ilgisine hitap ediyor olması çok önemli. Bizler belki biraz daha onu kontrol edebiliyoruz ama çocuk tolere edemez. Anda kalmayı öğretmek lazım. Çocukların genellikle şöyle problemleri oluyor. Kafasına çok fazla düşünce giriyor çocukların ve onları uzaklaştırmakta yetersiz kalıyorlar. Aynen ders dinlerken de aynı şeyi yaşıyorlar. Kitap okurken de aynı şeyi yaşıyorlar. Bununla ilgili çocuklara önerdiğim çok güzel yöntemler var aslında ama artık vaktimizin sonuna geldik. Belki bir başka sefere. Özellikle bu çocuklara hem görsel düşünmeyi hem hayal kurmayı, okuduğu şeyle ilgili okuduklarını zihninde canlandırmayı, zihninde detaylı karelerle hayal edebilmeyi, okuduğu şeyi hayal edebilmeyi, dolayısıyla daha çok hikaye kitabı okumalarını öneriyorum ya da masal kitabı okumalarını öneriyorum. Hayal edebilmeyi göstermek lazım. Aileler şunu yapabilirler, kısa kısa hikayelerle çocuklara video hazırlatabilirler. Okudukları hikayeleri videolarını hazırlatabilirler. Son bir site önereyim. Kidwoz diye bir site var. Oraya yüklüyorlar çocuklar çektikleri kitap, okudukları kitapla ilgili çektikleri hikayeleri. Orada işte yaratıcı karakterlerle falan o hikayeleri anlatıyorlar. Bunlar bu tür sorunlar yaşayan çocuklar için çözüm önerileri olabilir. Ama dediğim gibi çocukları kitap okumaya sevk etmenin çok fazla yolu var. Yeter ki aile buna gönül versin, emek versin. Hadi işte Evet, kitabını oku yine demeden. olay yine doğru iletişim ve sabra geliyor, değil mi? Her şeyde olduğu gibi burada da aynı şeye çıkıyor. Sabra Evet, geliyor, emek şimdi Instagram bizi atmak üzere, o yüzden atılmadan geliyor. biz katılımcılarımıza, hem size hem katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Haftaya başka bir konuda yine eğitim üzerine tekrar bir araya gelmek dileğiyle. İyi Görüşmek üzere. akşamlar. İyi akşamlar. Selamlar herkese.